Herkese merhabalar diliyorum. Okyanus Ötesi programında Adem Yavuz Arslan'la birlikte bu hafta da gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Karşınızdayız. 2 gün önce Editör Masası programında birlikteydik. O saatlerde hızlı gelişmeler vardı. Bir tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir öğretmenle, KHK'lı bir öğretmenle alakalı vereceği karara gözler çevirmişti. Bununla alakalı yayın yaptık. Oradan TR724'ün Strasbourg muhabiri Ensar'a bağlandık. O bize detayları söyledi. Sonrasındaki gelişmeleri zaten editör masasından takip ettiniz. Şimdi hala devam ediyoruz. Geçen hafta tabii aynı günlerde Halkbank davası vardı. Halkbank davasının Anayasa Mahkemesi'ndeki görüşmesi vardı. Bunu takip ettin Adem. Onunla alakalı gelişmeler vardı ama biraz daha sanki açmaya ihtiyacı var o konunun. Şimdi Halkbank davası meselesi. Ben de haberleri takip ediyorum. Anayasa Mahkemesi şöyle önemli üzerinde duruyor. Burada vereceğimiz karar ki kendine has bir dava bu. Burada vereceğimiz karar bundan sonra ülkelerin bu konuyla alakalı tavırlarına Amerika'nın nasıl bir tepki vereceğinin de özet anlamına geliyor aslında. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin kararının ne çıkacağını bütün hukuk çevreleri Amerika'da merakla bekliyorlar. Çünkü bu karar daha önce bu kadar spesifik olarak karşılarına çıkmamış bir olayla ilgili verecekleri karar. Bundan sonrası olacakları da hem Türkiye-Amerika ilişkiler açısından hem de dünyanın değişik yerlerinde bu ambargoların devrilmesiyle alakalı nasıl bir sonuç çıkacak? Onlara karşı alınacak tavırla ilgili de önemli. Böyle yorumlar var. Sen de herhalde bunu takip ediyorsundur. İstersen birkaç cümle buradan başlayalım. Evet, yani Halkbank davasının Anayasa Mahkemesi'nde, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmesi önemli bir konu. Sadece Türkiye değil, Amerika'nın kendisini de ilgilendiriyor. Çünkü buradan içtihat kararı çıkacak. Yani bu yabancı dokunulmazlığı yasası kimi kapsar, kimi kapsamaz üzerine ciddi bir tartışma dönüyor. Ve buradan çıkacak olan kararla birlikte başka davalar da etkilenecek. Yani bir nevi emsal karar. Hani şunu Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin de aslında bu davayı alarak bu konuyu, yani yabancı dokunulmazlığı yasasının nerede başlayıp nerede bittiği meselesini netleştirmek istediği anlaşılabiliyor. Şöyle bir gözlemimi aktarayım. Biliyorsunuz orada 9 tane hakim var, yüksek yargıç. Bunlar çok tecrübeli hukukçular ve ölünceye kadar görevde kalıyorlar. Çok itibarlılar. Ve şunu gördüm. Mesela Halkbank'ın savunmasını yapan avukata, Lisa Blatter ya da işte Savunma Bakanlığı adına, Adalet Bakanlığı adına konuşan savcı yardımcısına mesela öyle sorular öyle yüklendiler ki, yani net olarak şunu söyleyeyim, derslerinde çok iyi çalışmışlar. Ben şahsen çok etkilendim. Çünkü hani karşısında Adalet Bakanlığı'nın yetkilisi ya da işte Halkbank'ın avukatı var. Beylik sorular yerine çok detaylı, çok böyle felsefi konulara girdiler. Çok detaylı hukuki tartışmalara girdiler. Bu da şunu gösteriyor. Amerikan Anayasa Mahkemesi de bu davayı önemsemiş. Bu davadan çıkacak olan karar sadece Türkiye'yi ve Erdoğan'ı ilgilendirmiyor. Aynı zamanda dediğim gibi benzeri davaları da ilgilendiriyor. O yüzden Amerikalılar da bu davayı çok önemsedi. Şimdi tabii gözler mahkemede. Bu karar ne zaman çıkacak? Bununla ilgili bir takvim yok. Yani Haziran'a kadar açıklamak zorundalar. Ama bugün, yarın, 3 ay, 6 ay, yani önünde bir takvim yok. Bu tamamen mahkemenin kendi çalışma disiplinine alakalı bir konu. Yazılı olarak açıklayacaklar ve bu karardan sonra mahkeme ya New York'a geri dönecek ya da kapanacak. Kapanırsa bu Erdoğan için hani artık ne denir bilmiyorum. Alayül ala olur yani. En iyinin en iyisi olur Erdoğan için. Ama kapanmaz da mahkeme derse ki evet, buradaki suçlar sabit ve söz konusu yasa bu tip suçları kapsamıyor, bu dokunulmazlık içine girmez derse, o zaman Erdoğan için kabus dolu günler tekrar başlayacak demektir. Sadece Erdoğan değil, AKP kabinesinde başka isimler, Türkiye'deki başka bankalar, Türkiye'deki başka bürokratlar da o dosyanın içerisinde olacak. Ve demek ki bir başka açıdan da şöyle söyleyeyim. Yani Erdoğan Türkiye ekonomisine, Erdoğan'ın rüşvet ve para hırsı sebebiyle Türk ekonomisine gelen milyarlarca dolar zarar da olacak. Adem, bu arada Halkbank davasıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan, gazetecilere ulaşan, avukatlara ulaşan bilgilerin dışında daha hala üzeri açılmamış. Sadece hakimlerin, savcıların ve mahkeme heyetinin bildiği bilgiler, detaylar da var değil mi? Evet, şöyle Amerikan sisteminde ki ben de buraya gelince öğrendim bunları, yani çalıştıkça öğreniyorum. Şöyle bir uygulama var. Amerikan sisteminde gazeteciler dosyaya, mahkemeye giren evrakları görebiliyor. Eğer üzerinde gizlilik kararı yoksa. Ve Anayasa Mahkemesi de çok şeffaf çalışıyor. Onu da parantez açında söyleyeyim. Mesela ben o gün girdim, bütün gün duruşmaları izledim. Görüşmeleri, duruşmayı, soruları izledim.
aynı günün gece saatlerinde, yani duruşma bittikten yaklaşık 7-8 saat sonra Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin web sitesinde gün boyu yapılan oturumların ses kaydı ve tekst dökümü Anayasa Mahkemesi'nin web sitesine kondu. Yani çok şeffaf. Orada kim ne dedi, hangi argümanı dile getirdi, kim neyi savundu, neyi iddia etti hepsini görüyorsunuz. Hangi hakim ne dedi, ismiyle cismiyle orada yazıyor. Yani hakimlerin de siyasi etkiye açık olmamasını sağlayan şeylerden birisi bu. Çünkü insanlar kariyerleri söz konusu. Diğer noktada da şu var. Mesela mahkeme dosyasına giren evraklar, dilekçeler, hani bizim UYAP'ta gördüğümüz şeyin benzeri bir versiyon bu. Bu sistemde görebiliyorsunuz. Şu an bizim göremediğimiz ama New York'taki mahkemenin ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin gördüğü, yanlış saymadıysam 42 tane gizli dosya var. Yani Reza Zarrab'ın da tekrar kürsüye çıkacağını düşünürseniz Halkbank dosyasında olan 42 tane gizli dosya var ve bu dosyanın içerisinde neler olduğunu biz bilmiyoruz ama hakimler biliyor. İşte Anayasa Mahkemesi üyeleri de biliyor çünkü onlar bir ay önce bunu istediler New York'tan. Bir ay önce Washington'daki mahkemeye bu dosyalar geldi. Onlar onu da gördüler. Yani karar almalarında o gizli dosyalarla ilgili verecek şey, gizli dosyaların içeriği de etkili olacak. Evet, şimdi onları da göreceğiz. Bir süre sonra artık o kararı açıkladıktan sonra bu başka bir tekrar New York'taki mahkemeye mi dönecek, yoksa Anayasa Mahkemesi konuya devam edecek? Anlaşılan o ki Türkiye gündemde kalmaya devam edecek. Bu arada Mevlüt Çavuşoğlu birkaç gün önce tam bu mahkemenin olduğu gün Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişti. Houston, New York derken Washington DC ziyaretleri devam ediyor. Tabii gözüken en azından kamuoyu yansıyan kısmı Türkiye F-16'ları alabilecek mi alamayacak mı mevzusu var. Bununla alakalı pazarlıkların devam ettiği konusu var. Defalarca konuştuk, belki bir kez daha söylenebilir. Türkiye buraya nereden geldi? Dünyanın en gelişmiş uçakları F-35'leri maalesef alamayacağı noktadan şu anda teknolojisi onlara göre çok daha geride olan F-16'ları alıp alamaz mı? Bu tartışmalara geldi. Ne kadar hükümet bunu gerçekten almak istiyor, o da bence benim tarafımdan baktığımda tartışmalı. Bu konuyu gündemde ve sıcakta tutarak iç kamuoyuna dış güçler bizim güçlü olmamızı istemiyor havası veriyorlar, ama gerçekten o silahları almak istiyor mu istemiyor mu Erdoğan? Bu benim tarafımdan baktığımda biraz tartışmalı bir konu. Ama neyse, buraya baktığımızda, somut gelişmelere baktığımızda Çavuşoğlu şu anda hala buralarda, New York'ta, ve oradan Washington DC ziyaretleri var. Bunlarla alakalı paylaşacağın detaylar var mı? Şimdi ona geçmeden şunu söyleyeyim. Halkbank dosyası ile ilgili yine havuz medyası ve iktidar cenahlarında bu bildiğimiz klasik hamaset söylemleri var. Ya önce şunu tekrar bir adını koyalım. Biraz sonra F-16 ve F-35 meselesinde de aynı noktaya geleceğiz. Ya Erdoğan'ın Türkiye'ye bir maliyeti var. Erdoğan'ın Türkiye maliyeti çok büyük. Şimdi 17-25 Aralık soruşturmasında 25 Aralık hiç yapılamadı zaten. 17 Aralık operasyonu da Erdoğan'ın yargıya müdahalesi sebebiyle yarım bırakıldı. Reza Zarrab rüşvetle çıktı cezaevinden. Adamın hayatı rüşvet olduğu için hani alışmış kudurmuştan beterdir diye bir atasözü var ya. Reza Zarrab Amerika'ya geldiğinde konduğu New York'taki mahkemede şey New York'taki bu hapishane gibi bir yer var. Geçici süre kalan Correction Center dedikleri yerler. Bu uzun süre kalan hapislerde de geçici yargılama süresinde bulundukları yer. Bir nevi geçici bir hapishane gibi bir yer orası. Oradayken bile orada rüşvet verip orayı bile karıştırmıştı. Adamın hayatı rüşvet zaten. Şimdi bu adamın yaptığı işler vesaire konularını Türkiye'de kapattınız. Hakimleri, savcıları tutukladınız. Yazan gazetecileri hapsettiniz, sürgün ettiniz. Dosya kapandı mı? Hayır, kapanmadı. Daha da büyük bir noktaya gitti. Türkiye'de yerel mahkemede kalmış olsaydı bunu dünya görmeyecekti, bilmeyecekti. Şimdi mahkeme New York'ta görüldü. Tüm dünya medyasının göz önünde bütün tapeler dinlendi. Erdoğan'ın oğluyla para sıfırlanmaları dinlendi. Düşün artık. Ve akabinde şimdi konu Anayasa Mahkemesi'ne geldi ve Anayasa Mahkemesi'ndeki karar tüm dünyanın hukuk mahkemelerinde referans alacak kararlardan bir tanesi. Çünkü bu kararlar başka mahkemelerde referans alıyor, emsal teşkil ediyor. Şimdi siz kapatmaya çalıştığınız konu dünyaya dallandı, budaklandı. Hele bir de New York'taki mahkeme açılırsa o mahkemede daha da dallanıp budaklandıracak. Evet. Şimdi dönüp muhalefete şunu sormak lazım. Hani ya kardeşim Türkiye ile ilgili bu kadar 17-25 Aralık'la ilgili bütün bu delilleri kullanıyorsunuz ama o operasyon yapan polisleri, savcıları bir kere cezaevinde ziyaret edip ya siz ne yaptınız, ne anlattınız, bir anlatın bakayım şu dosyayı demediler. O dosyayla ilgili delillerle ilgili hiç kimseyi dinlemediler. Ya şimdi diyorlar ki geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu vasiyetimi açıklıyorum şu kadar para var. Peki o dosyaların arkasında neler olduğunu neden yapan insanlara hiçbir sormuyorsunuz? Peki iyi mi oldu şimdi konu Anayasa Mahkemesi'ne gitti, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde konu Türkiye'deki yolsuzluk, Erdoğan'ın aldığı rüşvetler, bakanların Reza Zarrab'ın önüne yatması dünyanın tamamına mal oldu. Bunu da düşünmek lazım. Bu Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyetidir. Erdoğan Türkiye'de kendini korumak için yaptığı hamleler
Türkiye'nin başına çok büyük belalar açtı. Şimdi F-16, F-35'te de aynı hesabı yapacağız. O yüzden sen bir şey söyleyeceksin, ben sonra devam edeyim. Tamam, şunu diyecektim. Adayını açıklayacaklar bunlarda altılı masa. Acaba seçimlere doğru giderken adayı kürsülerde ve meydanlara çıktığı zaman Erdoğan'ın 17-25 Aralık'taki yolsuzlukları, oğluyla çevirdiği dolaplar, ailesini karıştırdığı dolaplar, Reza'dan aldığı rüşvetler, çantalar, paralar, yüz milyonlar, Erdoğan'ın zamanındaki hükümet kabinesinin aldığı rüşvetler, onların yansıyan ekranlara, kamuoyuna yansıyan rüşvet görüşmeleri vesaire, bunlardan bahsedebilecek mi acaba muhalefetin adayı? Yani somut örneği gördük. Ahmet Davutoğlu. Şimdi ne yaptı Erdoğan grup toplantısında? Çıktı dedi ki işte Ali Babacan gitsin çocuk bezi satsın dedi. Yakışıksız bir söylemdi ama bence Ali Babacan bundan alınmasına gerek yok aslında. Gayet itibarlı bir şey. Neden? Çünkü 14-15 sene Türkiye'nin ekonomisinin başında bulunup, Dışişleri Bakanlığı yapıp, baş müzakerecilik yapıp, dönüp çocuk bezi satıyorsanız bu aslında bir bakıma sizin temizliğinizi sağlaması olur. Şimdi bu açıdan öyle. Davutoğlu'na yolsuzluk suçlaması yaptı. Davutoğlu ne yaptı? Akşam çıkacağım sana göstereceğim. Çıkacağım göstereceğim sana gününü herhalde şeyler söyledi. Ne söyledi? Yani işte komisyon kurulsun edelim falan feşmeken. Ya bir cümle diyecekti Ahmet Davutoğlu. Diyecekti ki sen oğluyla para sıfırlamış adamsın ne konuşuyorsun dese bitmişti bu iş. Evet. Bitmişti yani. Yani. Ama işte bu 17-25 Aralık'taki 17 Aralık'taki operasyonla ilgili bir şey söylemek. Çünkü Davutoğlu'nun o zaman diyecekler ki de o dönem sen AKP'nin yöneticisiydin, sonra başbakanlık yaptın. Senin döneminde gazetelere kapatıldı. Senin döneminde bizim gazetelerimize tomalarla girildi. Senin döneminde bu kadar insan tutuklandı edildi. Sen neredeydin o zaman diye sorarlar. Şimdi burada tabii çok ciddi bir samimiyet testi var. Çok ciddi bir samimiyet testiyle karşı karşıyayız. Ahmet Ali Babacan Bankasya'ya el konma sürecinde Erdoğan'dan muhatap olduğu, Erdoğan'dan aldığı talimatları çıkıp açıklayacak mı? Onun bir sürü şahidi var. Bürokrasideki bir sürü insan bu olaylara şahit oldu. Erdoğan Malezya'ya gidiyordu. Hepimiz bunu burada yaşadık. O zamanlar gazeteci olarak da çalıştığımız bu için itibariyle biliyoruz. Erdoğan Malezya'ya gidiyordu. Ben dönünceye kadar bankanın anahtarını masamda istiyorum diye talimat verip gitmişti. Şimdi bütün bunların hepsi önümüzde duruyorken muhalefetin altılı masanın adayı Erdoğan'a yolsuzluk suçlaması ile ilgili diyor ki sana verilen hediyelerin şeyini ne yaptın? Ya bu mudur yani? Hani Amerikan siyasetini mi konuşuyorsunuz? Ya Türkiye'yi adam tümden götürmüş. Ahmet Davutoğlu çıkıyor diyor ki komisyon kuralım işte hediyeler şunları bunları konuşalım. Biraz cesur olun ya, birazcık cesaret yani. Bu kadar da kenarından kıyısından dolaşmayın. Hepiniz biliyorsunuz ki Reza Zarrab ile ilgili olan süreçleri biliyorsunuz. Hepiniz AKP'nin bütün yöneticileri Reza Zarrab'dan alınan rüşvetleri, oradan dönen dolapları, rüşvetsiz adım atılmadığını biliyor. Geçin bunları. Yani birazcık cesur olun. Evet, tekrar Çavuşoğlu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelere dönelim. Çavuşoğlu'na dönelim. Çavuşoğlu'nun tam Washington'a geldiği saatlerde biz Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde bu Halkbank duruşmasını izliyorduk. Duruşma bitti. Çavuşoğlu'nun uçağı Washington'a geldi. Şimdi Washington'a gelişi tek başına önemli. Niye önemli? Biden yönetimi işte 2 yıl bitti. Biden yönetiminde ilk defa bir Türk siyasetçi, bir bakan Washington'a geliyor. Bu da gelebiliyor aslına bakılırsa. Geliyor değil, gelebiliyor. Çünkü Erdoğan gelmeyi çok istiyordu. Bunun için çok ciddi çalışmalarda bulundu. Hatta işte Biden biliyorsun uzun süre Erdoğan'ı aramadı. Uzun süre aramadı. Erdoğan artık bunalıma girmişti. Telefona bakmaktan artık yorulmuştu adam. Ya bir telefonda etmiyor diye. Bayağı bir sistem ediyordu. İşte sonra New York'ta bayağı bekledi. Olmayınca geri dönerken bir sürü uçakta söylendi. Hatırlıyorsun geçen sene Birleşmiş Milletler zirvesine geldiğinde böyle bayağı bir söylendi. Bu sene New York'a geldi. Bir şekilde acaba Washington'dan çağrı gelir gider miyim diye çok uğraştı. Olmadı. Yani bir kere Biden yönetimindeki blokaj devam ediyor. Bunu neden blokaj devam ediyor olarak söyleyeyim. Şimdi Çavuşoğlu geldi. Çavuşoğlu geldi. İşte basına o görüntü verildi. Dışişleri Bakanlığı'nda Türk heyeti ve Amerikan heyeti. Önce usule dair de bir tuhaflık söyleyeyim. Şöyle. Şimdi bu tip toplantılarda, heyetlerde teamüller çok önemlidir dışişlerinde. Toplantılarda genellikle siyasi isimler olmaz. Yani nedir? Bu teknik içerikli bir toplantıdır. Dışişleri Bakanları olur. Yanında en fazla bakan yardımcısı olur. Sonra müsteşarları ya da işte ilgili daire başkanları, büyükelçiler olur. Türkiye tarafına bakıyorsunuz. Bugüne kadar adını hiç duymadığım Sena Nur Çelik diye bir milletvekili. Kimmiş diye de dönüp baktım. Hani hiçbir çağrışım yapmadı bende kimmiş bu diye. Başörtülü böyle siyah büyük maskeli bir fotoğrafta bir kadın var görüyorsun. Antalya milletvekiliymiş ve
Niye orada? Onu da kimse bilmiyor tabii. Yani normalde siyasi toplantılar, siyasi kişilikler milletvekilleri toplantılarda olmaz. Hani tuhaflıklardan bir tanesi de o. Hani yine bir başörtüsü gösterisine çevirmeyi başardılar yani. Onu demeye çalışıyorum. İkincisi şu. Ya Amerikan tarafı başka açıklama yapıyor. Türk tarafı başka açıklama yapıyor. Bu artık rutine döndü. Şimdi bir de o kadar ahlaksız bir şeye çevirdi ki Erdoğan rejimi şeyi. Ya düşünsene şimdi Çavuşoğlu'nun basın toplantı şey açıklaması var. Kameralara açık. Çavuşoğlu konuşuyor. Anadolu Ajansı ve TRT World, TRT eklemeler yapıyor cümleler. Ya bakanın söylemediği cümleleri ekliyor. Bakan mesela FETÖ falan demiyor. Bu hemen FETÖ'yü yapıştırıyor manşete. Ya bu kadar tefessüh etmiş bir medya düzeni artık bu yani. Adamın söylemediğini bile ağzına ekliyorlar hemen. Başladılar. Şimdi Yani özetle şöyle söyleyeyim ne olacak? söylese de ağzına yakışır, ne olacak, bir şey olmaz diye koyuyorlardır. O da zaten bir şey demiyordur. FETÖ falan dedikten sonra sorun yok. Şöyle Metin şimdi şöyle bak. Bu şu açıdan çok önemli. Bu bir edebiyat yazısı, bir izlem gözlenim yazısı değil. Devletler arası ilişkilerde çok önemli bir toplantının şahitliğini yapıyorsun. Gazetecinin böyle şahitlik yapma görevi var. Senin şahitliği yalancı şahit yaparsan yazdığının ne anlamı kalacak? Sen yalancı bir şahitsin orada. Olmayan bir şey olmuş gibi yazıyorsun. Ben senin hangi yazdığına itibar edeceğim? Hangi yazdığına inanacağım? Eskiden Anadolu Ajansı metinleri mahkemelerde delil yapılırdı. Şimdi Anadolu Ajansı metni direkt yalan gözüyle bakılıyor. Çünkü açıktan yalan yazıyor adamlar. Şimdi asıl meseleye gelelim. Ya şimdi diyor ki Türkiye tarafı işte şöyle iyi, böyle iyi anlaştık ettik vesaire. Amerika tarafının açıklamasına bakıyorsun. Orada çok kritik bir cümle var. Evet çok güçlü müttefik ilişkilerimiz var ama her konuda anlaşmak diye bir durumumuz söz konusu değil. Mealen söylüyorum. Anlaşamadığımız konular da var. Mealen söylüyorum. Bu diplomasi de şudur. Taraflar durdukları yerde duruyor. Yani müzakere masası itibariyle söylüyorum. Öbür türlü olmuş olsa bütün sorunları çözdük. El sıkışma fotoğrafı olur geçilirdi. Peki buradan sonra ne oldu? Tabii ayrıntı önemli. Şu açıdan önemli. Şimdi Erdoğan şey Amerika diyor ki kardeşim bırakın şu F-16 şeylerini diretmelerini şey pardon İsveç Finlandiya işlerini. Bu işi kapatın artık. Türkiye tarafı da ısrarla diyor ki işte efendim bir F-16 meselesini falan bir halledelim. Şimdi onun matematik hesabına geleceğim ama. Şimdi Çavuşoğlu ile Blinken görüştükten sonra Blinken ne yaptı biliyor musun? Blinken İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarını aradı. Ha bunu nereden biliyoruz? Kendisi zaten basın açıklaması yaptı. İkisini de aradım konuştum şeklinde. İkisini de arıyor ve en kısa sürede kendilerinin üyelik işlemlerine ilgili tebrik edeceği ile ilgili bir şey söylüyor. Yani kulübe hoş geldiniz diyor. Şimdi ya Çavuşoğlu çıktı. O toplantıdan sonra Türk gazetecilerle buluştu. Tabii ki sana, bana ve bizim gibi başka gazetecilere görüşmüyor. Sadece havuz medyasına konuşuyor. Yine o bildiğimiz klasik söylemlerini söyledi ki işte. Peki hiçbir gazeteci şunu sormadı ya Dışişleri Bakanı arayıp hoş geldiniz diyorsa F-16 pazarlığı haricinde siz İsveç ve Finlandiya'nın Ne blokajını bitirdiniz mi? konuştunuz? Evet, ne konuşuldu? Şimdi anlaşılan şey şu. Benim Washington kulislerinden ilk defa duyacağını, izleyicilerimizin ilk defa duyacağı detayı da söyleyeyim. Benim Washington kulislerinden aldığım bilgi şu. Kendilerine üst seviyede yani Çavuşoğlu'na doğrudan şu söylenmiş. İsveç ve Finlandiya blokajını kaldırın F-16 ile ilgili süreçleri başlatalım şeklinde. Şimdi dönüp Erdoğan bakalım burada ne yapacak şimdi. Hani işte yok onu verin Bülent Keneş'i verin şunu verin falan diyordu ya. Amerika hiç o konulara bile girmemiş. Direkt olarak toplantıda kendisine net bir şekilde İsveç ve Finlandiya'nın önemini hatırlatılmış ve bu konuda blokajı kaldırın denmiş. Ve Çavuşoğlu kaldırma konusunda sinyal vermiş ki, söz vermiş ki Antony Blinken toplantıdan sonra Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanlarını arayıp bir bakıma hoş geldiniz demiş oldu. Tabii şimdi Çavuşoğlu'na kimse sormuyor. Ya hani bunları vermezseniz hani sözde teröristler istiyorlardı ya işte şunlar olmazsa bunlar olmazsa zinhar izin vermeyecektiniz. Blinken'e hangi sözü verdiniz diye sormak lazım. Mesela kimse sormuyor. Keşke imkan olsa da birileri sorsa. Artı bir de F-16 pazarlığı var. Sen bir şey söylüyorsun. Yo, onlar kendi iç kamuoyuna mutlaka söyleyecekleri bir şey bulurlar diyecektim. Ama sonuçta şimdi temel soru şu. Yani Amerikan medyasında bugünkü yorumlara bakarsan artık Amerikalılar da bu iş bitti gözüyle bakıyor. Finlandiya ve İsveç'le ilgili Türkiye'nin bloğu bitti gözüyle bakıyor. Peki ne değişti? Erdoğan istediklerini mi aldı? Hayır. Değişen şey şu. Türkiye F-16 pazarlığı yapıyor malum. F-16'ları alabilir miyiz, alamaz mıyız diye. Ya burada şimdi yine AKP'li izleyicilerimizden rica edeceğim. Çok basit anlatacağım. Hani Bilal anlatır gibi anlatacağım. Bak.
Şimdi dün yapılan, şey, önceki gün yapılan pazarlığa bakın. Şimdi Türkiye ne yapıyordu? F-35 alacaktı değil mi? Türkiye F-35'in üretici ortağıydı. Onlarca yıllık proje. Yeni nesil savaş uçağı, sadece savaş uçağı değil. Bu bir istihbarat platformu. Elektronik bir ağın parçasıydı F-35. Yeni nesil, yani 5. nesil şeyler. Peki ne oluyordu? Türkiye bunun üretici ortağıydı. Türk sanayicisi üretim yapıyordu. Türk bayrağı o uçağın gövdesindeydi. Ve Türkiye milyarlarca dolar para kazanıyordu. Artı Türkiye bu yılın sonuna 2023'e dönüp baktım üretim ve teslim tarihleriyle ilgili protokol detaylarına. Bakın Türkiye bugüne kadar ne yapacakmış biliyor musun? 2018'de 2 tane, 2019'da 4 tane, 2020'de 8, 2021'de 8, 2022'de 8 olmak üzere. Yani bu yıl 2023 Ocağın başına geldiğinde 30 tane F-35 Türkiye semalarında uçuyor olacaktı. Bu anlaşmada olan bir şey ve Türkiye S-400 denen o kazığı yemeseydi, Erdoğan'ın Türkiye'ye attığı kazık olmasaydı bugün Türkiye semalarında 30 tane F-35 uçuyor olacaktı ve Türkiye'nin hedefi 100 tane F-35 almaktı. Şimdi milyarlarca dolar kaybettin. Üretimde ortaktın. Yoksun. Yeni nesil savaş uçağın yok. Buna karşın Yunanistan'ın, Türkiye'nin alamadığı F-35'ler Yunanistan'a verildi. Evet. İsrail F-35'lerle devasa bir filo kurdu. Senin bölgende çok ciddi bir dengesizlik var. Artı Yunanistan, Fransızların yeni nesil savaş uçağı Rafael'leri de aldı. Türkiye istese de alamıyor çünkü Fransızlar vermiyor. Burada şunu da ifade edelim. Bazı izleyicilerimiz anlamayabilir. Yani neden? Yani bazı izleyicilerimiz anlamayabilir değilden ziyade. Yani şey, teknik detayını verelim. Savaş uçağı gibi stratejik şeylerin satışı devletlerin parlamentosundan geçiyor. Yani dolayısıyla hani istesen de alamazsın. Hani ben gideyim parayı veriyorum. Hatta ben 5 fazla veriyorum, bana bunu satın diyemezsiniz. Öyle bir uygulama yok. Yani parlamentoların onayı gerekiyor. Şimdi burada ne oldu? 35'ten çıkartıldık. F-16 almaya çalışıyoruz. Ne almaya çalışıyor Türkiye? Rakamlarla çok basit gidelim. 40 tane F-16 almaya çalışıyor. Ya F-16 demode bir teknoloji. Eski nesil. 4. nesil savaş uçakları. Ya siz demode olmuş, süresi bitmiş F-16'yı almaya çalışıyorsunuz. 40 tane upgrade edilmiş var. 4.5'uncuya denk geliyor. Ya yani mealen söylüyorum, 4.5 nesil dedikleri demode olmayan, yani biraz daha idare edebilir F-16'lar. Şimdi 40 tane ondan almak istiyor. Bir de şey var. 79 tane de mevcut F-16'nın upgrade edilmesi, yenilenmesi için de bir çeşit kit almaya çalışıyor Türkiye. Bunun maliyeti ne biliyor musun, bu projenin toplamı? 20 milyar dolar. Amerikan tarihinde Amerikalıların yaptığı en büyük, tek blok halinde yaptıkları en büyük F-16 anlaşması olacak. Ya şimdi bak, milyarlarca doları şeyden kaybettik, F-35'ten. Üzerine 20 sadece, milyar dolar da... Sen olaya bir de sadece para olarak bakma yani. Türkiye'nin askeri gücünü belki 100 yıllık geriye götürdüler. Şimdi paradan bakalım. Herkesin cebine dokunan kısmı. Çünkü bu parayı Türk vatandaşları ödüyor. Bu parayı Erdoğan ödemiyor. Bu parayı sen, ben, biz vatandaşlar ödüyoruz. Hala bildiğimiz kadarıyla vatandaştan çıkarılmadığımız için vergi ödüyoruz. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Bakın, 20 milyar doları demoda bir teknolojiye alıyorsun. Onu da adamlar şarta bağladı. İşte gördük. Dediler ki işte kulis bilgisi olarak ben size birinci el bilgi olarak aktardım. O toplantıda bizzat yüzüne söylenmiş. Finlandiya ve İsveç bloğunu kaldırın diye. F-16 sürecinin ilerlemesi için. Direkt olarak şarta bağlanmış. Ya şimdi böyle bir tablo düşünsene. Milyarlarca dolar F-35'ten kaybediyorsun. 20 milyar dolar F-16 demode uçağı almaya gidiyorsun. Üzerine bir de 2,5 milyar dolar niçin olduğu belli olmayan S-400'leri verdin. Bir tane birinci etap için. Hesaplayalım mı? Kaç milyar dolara geldik? Ya milyar dolardan bahsediyoruz. Dolar 20 lira şu anda. Yani rakamın büyüklüğüne bakar mısın? Niye bunlar? Erdoğan'ın kendi kişisel hesaplarından dolayı. Bu Türkiye'ye Erdoğan'ın maliyetidir. Bu hesabı görmek gerekiyor. Bugün Türkiye bu saçma sapan işlerin içine girmişse, çünkü gerçekten F-16 almaya çalışması Türkiye'nin, o da şarta bağlı bir şekilde 20 milyar dolar para verecek olması tamamıyla saçma sapan bir durumdur. Normal bir ülkede Türkiye'yi F-35'ten çıkartan, F-16'ya mahkum eden, hiç kullanılamayacak olan S-400'leri aldıran siyasi irade vatan ihanetten yargılanır. Evet, evet. Ama maalesef Türkiye'de bunu kahramanlık edasıyla Erdoğan satmayı başardı. İşte Amerika'ya posta koyuyoruz. Ya bir de şunu söyleyeyim şimdi.
izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Erdoğan ve AKP'lerin, Çavuşoğlu'nun ve diğerlerinin hepsinin şöyle bir özelliği var. Türkiye'de atıp tutuyorlar. Washington'a geldiklerinde hepsi süt dökmüş, kuzuya dönüyor. Ya gerçekten inanılmaz derecede yumuşak, inanılmaz derecede yelkenleri indirmişler. İşte biz Amerika ile çalışmak istiyoruz, Amerika ile iyi ilişkilerimiz var, şöyle müttefiyiz, böyle müttefiyiz. Öbür tarafta Amerika diye sürekli sallıyorsun ama. Şimdi kapalı kapılar arkasında Washington'da öyle vaatlerde bulunuyorlar, öyle sözler veriyorlar ki. Ama AKP seçmeni nasıl olsa şey diyor bakıyor herhalde, ya bunlar söylemesi gerekiyorlar, çok da önemli değil. Hani izleyicilerimiz şunu da unutmasınlar. Ya Washington o kadar büyük bir yer değil. Hani dünyanın bütün başkentleri öyledir, Washington'da öyle. Hele bir de Türkiye ile ilgili konuşacağınız daire çok büyük değil. Yani Türkiye ile ilgili bürokratlar, müsteşarlar, siyasiler, üst düzey think tank yöneticileri vesaire toplasan hepsi zaten 50-100 tane adam. Yani evet. Bir şekilde herkes her şeyi duyuyor. Hani siz sanıyor musunuz ki o kapalı kapılar arkasında kalan toplantılarda söylenenler gizli kalıyor? Herkes her şeyi duyuyor. İşte daha 2 gün önceki toplantının detaylarını ben size söylüyorum. Bizzat Çavuşoğlu'nun yüzüne en yetkili isim, F-16'ların ilerlemesini istiyorsanız İsveç Finlandiya bloğunu kaldırın diyor. Ve toplantı sonrasında arayıp iki isme söylediğine göre evet buyurun işte TR724 izleyicileri ilk defa duyuyor bunu. Başka birinden duyma şansları olmadığını da söyleyeyim. Çünkü başka bir kişi o toplantının detaylarını edinebilmiş olduğunu sanmıyorum. Buyurun gelen durum. Çavuşoğlu'na mesela hiç kimse sormadı. Peki siz ne yaptınız da Antony Blinken toplantıdan çıkıp İsveç ve Finlandiya'ya tebrik telefonu yaptı? Cevabı yok. Evet, Türkiye'nin geldiği bugünkü duruma bakarsak, bölgesindeki ülkeler ve Türkiye açısından baktığımızda Türkiye herhalde tarihin en güçsüz dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Bölgesindeki ülkeler de güçleniyor. Bugün Erdoğan buraya gelmeden önce başka bir konu da var, oraya geçeceğiz ama burada bağlantılı olduğu için söylüyorum. Erdoğan bugün Cuma namazı çıkışında geleneksel konuşmalarından bir tanesini yaptı. Gene öyle bir kükreme modundaydı. Yunanistan'a da gene laf atmaya başlamış. Eğer kendinize dikkat edin yoksa bir gece ansızın gelebiliriz söylemlerini gene söylüyor. Seçim öncesi zaten hep yaptığı şeylerdi. Ama teknik olarak mevzuya bakarsak hem askeri gücün Türkiye'nin iyice zayıflamış olması hem Yunanistan gibi ülkelerin askeri güçlerinin çok güçlü olması bu söylemleri normalde kendi kamuoyunu yutturabilir ama teknik olarak baktığında herkes buna gülüp geçer noktaya geldi artık. Suriye'ye bak, İran'a bak. Rusya'ya bak. Bütün bu bölgesindeki güçlü ülkeler arasında Türkiye'nin geldiği durum, Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği durum maalesef çok içler acısı bir durumda. Sadece sağa sola böyle laf atmanın ötesine geçebilecek bir durumu kalmadı gibi artık Türkiye. Yani Erdoğan'a geçerken şunu tekrar altını çizelim. Bahsettiğim bütün fatura, bahsettiğim maliyet Erdoğan'ın maliyeti. Erdoğan'ın o bitmek tükenmek bilmeyen para hırsı, işte zarabın önüne yatmaları, Orta Doğu'da çevirdiği işler, bütün bunların hepsi başka ülkelerin elinde var zaten. Bunların hepsi Türkiye için bir şantaja dönüştürüldü. Ve Erdoğan bu şantajların hepsine boyun eğiyor. Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti çok yüksek. Hep söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Erdoğan Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur. Çünkü Amerikalılar biliyorlar yumuşak karnını Erdoğan'ın. Şahsi mal varlığı ile ilgili dosyayı açmaktan bahsettiklerinde bile Erdoğan yelkenleri indiriyor. F-16 pazarlığı, S-400 vesaire. Ya adamlar parasını ödediğin uçağı vermiyorlar. Niye Erdoğan yıkmıyor ortalığı? Normal şartlarda Ertuğrul'un ortalığı yıkması gibi mi? Ya sen kardeşim parasını verdim ben bu uçaklara. Niye vermiyorsun diyemiyor. Yani diyor da laf olsun işte böyle küçük harflerle kıyısından köşesinden. Ey Amerika deyip benim uçaklarımı nasıl veremezsin diye çıkmıyor. Çünkü yumuşak karnı var biliyor. Avrupa biliyor, Amerika biliyor. Başka ülkeler biliyor. Putin biliyor ya Putin. Putin Erdoğan'ı eline almış durumda oynuyor onunla. Şimdi AKP'li izleyicilere tekrar şunu soralım. Ya da işte Erdoğan'a destek veren siyasi şeylere, seçmene, vatandaşa şunu soralım. Ya kim kimseye bugün milyar dolar parayı bedava verir mi? Ya bırak 100 doları, 500 doları, 1000 doları, milyar doları. Şimdi evet. Geçtiğimiz günlerde ya çok onur kırıcı bir şey. AKP'liler gerçekten nasıl insanlar anlamıyorum. Ya Suudların bir tane adamı çıktı Davos'ta dedi ki Türkiye zor günler geçiriyor onlara para vereceğiz. Evet öyle. Ya sadaka verir gibi adam hakaret etti ya resmen. Hakaret etti adam Türkiye zorda onlara para vereceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri kendi aralarında düşünsene Erdoğan 15 Temmuz'la ilgili o kadar suçlama yaptı. Hain manşetleri attılar. Şerefsiz bunlar manşetleri attılar. Gittiğinde ne dedi
Suud bir şeyde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir gazeteci hatırlarsın o görüntüyü. Para istemeye mi geldiniz dedi. O soruyu sadece gazeteci mi sordu? O soruyu yönetimin sordurduğu bir soru. O tip toplantılarda herkes kafasına göre sormaz. Onun bir usulü var. Şimdi ya resmen dalga geçiyorlar. Resmen hakaret ediyorlar. Ve AKP Abi. seçmeni o para geliyor diye keyfi yerinde. Ya iyi de şu soruyu sorman lazım be kardeşim ya. Hiç mi düşünemiyorsun? Ruslar senin 20 milyar dolarlık gaz borcunu öteliyorsa, Suudlar milyar dolar para akıtıyorsa, Birleşik Arap Emirlikleri milyar dolar para akıtıyorsa neyin karşılığında? Erdoğan karşında neyin sözünü verdi? Ya da karşılığında neyi sattı? Sizin haberiniz olmadan onlara ne vaat edildi? Kim bedavadan sana bu Abi parayı veriyor? Bu paranın bir çok iyi, maliyeti çok var. iyi. 2 sene önce Katar Türkiye'ye 476 milyon dolarlık uçak hediye etti diye bunlar haber yaptılar. Bir ülkenin devlet başkanı başka bir ülkenin devlet başkanına uçak hediye etmesi neyin nesi? Neyin karşılığında bu uçağı alıyorsun? Bu para kimin parası? O sana o uçağı verdiği için sen ona hangi karşılıklar bu ülkenin çıkarlarından verdin? Ya inanılır gibi değil. Gene kendi seçmenini yutturdular bunlar. Büyük devletin numarasıyla gidiyor. Şimdi işte burada bu yüzden gazetecilik çok önemli. Hani biz bu mesleği yaptığımız için söylemiyorum. Ben başka bir meslek yapıyor olsam da aynı şeyi söylüyorum. Gazetecilik bu yüzden çok önemli. Özgür gazeteciden olması bu yüzden çok önemli. Çünkü bunları kamu adına soracak olan kişiler gazeteciler. Ya şimdi sen de ben de Amerika'da yıllardır siyaseti izliyoruz. Amerika yasasında çok açık bir hüküm var. İdeal olduğu için söylemiyorum ama güzel bir örnek. 50 doların üzerinde maliyeti olan bir hediyeyi kabul edemezsin. Edersen kayda girdirmek zorundasın. Tespit ettir şey yapmak zorundasın. Bunun bir sürü prosedürü var. Beyaz Saray'ın ayrı kaydı var, parlamentonun ayrı kaydı var, kongrenin ayrı şeyleri var. 50 doların üstünde hediye kabul edemezsin diyor. Edersen bunu kayda geçiriyorsun. İşte bunun hesapları, kitapları var, senin olmuyor. Ya adam senin dediğin gibi 500 milyon dolarlık uçak veriyor. Adamlar güle oynuyor alıyor. Ya hiç kimse sormuyor bu adam bu 500 milyon dolarlık uçağı niye verdi? Bizim bilmediğimiz ne tür satışlar var burada? Ya en basit geri dönelim ya şu soruyu. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya. Sadece bu üçünden son bir hafta 10 gün içerisinde yapılan açıklamaları alalım ve soralım. Ya Erdoğan Türkiye'nin neyini sattı? Neyini vaat etti? Toplamda 40-50 milyar dolardan bahsediyoruz. Hani kolay ifade ettiğimiz bir rakam ama çok büyük para bunlar. Karşılığında Türkiye neyi vaat etti sorusunu mesela AKP seçmeni kendine sormuyor. Şimdi bu adamlar bu parayı bedava vermediler. Acaba maliyeti ne? Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yayının başından beri anlattığımız Halk Bankası ve F-16 maliyetlerini de koyalım. Rakam farkında mısınız? Bir anda 80-100 milyar dolara çıktık. Bir anda. Ve bütün bunların maliyeti Erdoğan'ın maliyeti. Hani izleyicilerimize yorumlarda yazıyor siz Türkiye'nin aleyhine olan konuları mı seviyorsunuz falan. Hayır kardeşim bu Türkiye'nin aleyhine olan bir konu değil. Bu Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti. Burada eleştirdiğimiz şey Erdoğan ve Erdoğan'ın politikaları. Ülke bizim O bizi, ülkemiz. evet, diyelim ki bizi Zengin olmasını eleştiriyor. çok ben Türkiye'nin zengin olmasını en çok ben istiyorum. Çünkü tonla KHK'lı tazminatı var. Onlara ödeyecek paraya ihtiyaçları olacak. Tabii. Diyelim ki bu AKP'li seçmenlerden bize kızanlar var. Çok eleştiriyorsunuz diye. Lütfen birisi şunun cevabını versin. Türkiye neden Rusya'dan S-400 füzesi aldı ve bu aldığı füzeler şu anda nerede? Bu paraları neden oraya verdik? Ayrıca bu füzeleri almanın amacı neydi? Lütfen bunun cevabını verebilecek bir Allah'ın kulu var mı? Oysa arabasının üstüne PVC boruları yükleyip S-400 aldık diye gezip tozanlar vardı. Nerede bu S-400'ler? Mesela bugün Türkiye'ye bir tehdit olsa herhangi bir tanesini çalıştırma imkanı var mı? Onları şimdi nereye kaldırdılar? Bu paralar senin cebinden gitti. Ekmek olmuş 5 lira, 6 lira, 7 lira, 10 lira. Simit olmuş 10 lira. Bunlarla ilgili bir şey diyemiyorsun da milyar milyar Türkiye'nin paralarını harcayan, senin cebinden çıkan paraları harcayan insanlara karşı neden sadece 10 saniye bile başını iki elin arasına alıp düşünmüyorsun? İşin anlaşılmayan tarafı bence gerçekten bu. Arada böyle röportajlar görüyorum, sokaklarda konuşuyorlar ama seçmenin tamamı şu anda böyle kilitlenmiş durumda, öyle duruyor bence. Yani bu da bir Maalesef Erdoğan durum. başarısını etmek lazım. Ya yani bu kadar ülkeyi mahvedip hala başarı hikayesi satabilmek de gerçekten herkesin harcı değil. Takdir ediyorum ben Erdoğan'ın bu manipülasyonlar yeteneğinde. Hani bizim Bir gençliğimizde zamanlar
David Copperfield diye bir tane şey vardı, hatırlar mısın? Sihirbaz. Tabii. Şu Evet. anda ne yapıyor hiç bilmiyorum. Bir zamanlar çok popülerdi. Türkiye'de gelip gösteriler yapardı falan. Herhalde Erdoğan David Copperfield'la yarışıyordur. Yani bu kadar kötü bir tablonun üzerine başarı gibi satabilmek. Herhalde David Copperfield bile bunu başaramazdı. Bir zamanlar şimdi bu bize Türkiye zor durumda para verelim falan diyenler açısından bakarsak Türkiye aslında bulunduğu coğrafyada pek çok İslam ülkesi açısından da baktığımızda örnek bir ülke halindeydi hatırlarsan 2000'lerin başında. Hem ekonomisini geliştirmişti hem toplumu çok demokratik olarak yaşayabilecek durumdaydı. İnsanlar bilim üretiyordu, teknoloji üretiyordu, ekonomi üretiyordu. Bunların hepsini maalesef tepe taklak aşağıya doğru çevirmiş oldu. Şimdi işte dalga geçen bir ülke konumuna geldi Türkiye maalesef. Buraya doğru gelirken The Economist'in bugün yayınlanan o yorumunu görmüşsündür. Türkiye'nin son Erdoğan dönemindeki evet yaptıklarını 2000 sonrasını anlatıyor ve Erdoğan'ın hızlı bir şekilde diktatörlüğe doğru gitmesini, yolsuzluğun içine karışmasını ve bütün hukuk sistemini kendi istediğine doğru çevirmesinden bahsediyor. Sonra da önümüzdeki seçimlerden sonra eğer tekrar Erdoğan gelirse artık bir diktatörlük haline gelecek Türkiye diyor. Maalesef bakın felaketin eşiğinde diye TR 24'te çevirmişler. Bununla ilgili söyleyeceklerim var mı? Her gün geçiyordum köprüden geçtiğim için hep böyle her gün gördüğüm bir tabelaydı benim. Köprüden önce son çıkış diye bir tabela vardır ya köprünün ayaklarında. Evet, Hani evet. tam olarak Türkiye seçimi şu an onu yaşıyor. Yani önümüzdeki seçim köprüden önceki son çıkış. O çıkışı kaçırırsan geçtin artık. Köprüyü geçeceksin, o parayı ödeyeceksin. Tekrar başka bir kıtaya geçip geri gelmen gerekecek. Gelebilirsen tabii o da. Hani şu anki seçimler ben 2023 seçimlerini köprüden önceki son çıkış olarak değerlendiriyorum. Yani başka bir şey yok. Aslında The Economist'in yaptığı şey bizim bildiğimiz, yıllardır burada ekranlarda size anlatmaya çalıştığımız, izleyici anlatmadığı Evet. şeyleri daha böyle bir kendi üsluplarıyla anlatmış olmaları. Kapaklarını çok beğendim. Yani o Erdoğan portresini hilalin içine yerleştirmeleri bence çok şık, estetik bir kapak yapmışlar. Hani tabii ki bu Erdoğan rejiminde hemen bak dış güçler falan filan diyorlar. Ya kardeşim şimdi dış güçler diyen insanlara az önce sorduğum soruyu tekrar soralım. Kimin dış güçleri? Az önce saydım. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudlara kadar. Hakaret ediyor adamlar sana. Paraya ihtiyaçları var, verelim. Sadaka veriyormuş gibi. Bunlar neyin karşında veriyorlar? Kim kimin dış güçleri? Rusların Türk seçimlerine olan müdahilini düşünürsen kim kimin dış gücü oluyor acaba? Şimdi adamlar uyarıyor. Yani The Economist kaldı ki The Economist'in ya da şöyle çok daha bariz örnek olarak söyleyeyim. Nefis bir örnekti. Yönetmenimiz bulabilirse Time'ın kapağı vardı. Erdoğan's Way diye. 2009'daydı yanlış hatırlamıyorsam. 2009-2010'larda Erdoğan's Way diye Erdoğan'ın yolu işte tüm İslam ülkelerine örnek teşkil eden bir dönüşümü anlatan bir kapak dosyası Evet. vardı. Şimdi o dönem çok iyi şeyler yapıyorsun. The Economist'te de aynısı vardı. Sen iyiysen insanlar aynada ne görünüyorsa onu yazıyor. Ekonomisi düzelmiş, insan hakları karnesi düzelmiş, Avrupa ile ilişkileri düzelmiş, kendine güveni gelmiş bir ülkeysen doğal olarak pozitif yanına kapağa çıkıyorsun. Öbür tarafa gidersen de işte böyle diktatörlükle çıkıyorsun. Şu andaki tablo bu. Buradan dolayısıyla ekonomiste kızmak yerine dönüp kendilerine bakmaları gerekiyor. Ya biz ne yaptık da bu hale geldik diye. Ama yine klasik bildiğimiz popülist yaklaşımlar. De ekonomiste dış güçler falan diyorlar. Onlar dış güçler dedikçe benim aklıma Suud Bakan'ın Türkiye zorda lafı geliyor. Yani kim dış güçler? Tekrar insanlar evet şimdi şu kapak yani. Düşünsene bu. Evet bu kapak 2011'de yapılmış. Evet o dönemde Erdoğan işte bu kadar dünyaya örnek gösteriliyordu. İşte Türkiye nasıl dönüşüm geçiriyor ve bu başka ülkeler örnek olabilir mi şeklinde bir pozitif haberlerdeyken şimdi dönüyorsun senin diktatörlüğün tartışılıyor. Ben de son derece objektif bir değerlendirme yapmışlar. Yani iyi bir şey yaparsan iyi şeyler yazıyorlar, kötü şey yaparsan kötü şeyler yazıyorlar. Tabii artık bir noktadan sonra Erdoğan işte 2003 yılında ilk başbakan oldu. Yıl oldu 2023. AKP yönetim ondan daha da eski. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Şimdi hala bu 2023 seçimlerinde yeniden aday olup 23 yıl, 25 yıl daha yönetmek gibi niyetleri var. Bu noktadan sonra olacağı bu işte yani. Maalesef Türkiye, ben işin doğrusu bir şey itiraf edeyim. Yani Türkiye bu noktaya hiç gelir diye düşünmüyordum yani. Türkiye bir şekilde demokrasiye alıştı. İnsanlar ekonomik olarak belli bir güç elde ettiler. Bu tarz böyle baskıcı yönetimlere pabuç bırakmazlar diye düşünüyordum ama
Erdoğan maalesef insanlık tarihinin eskisi, ta geçmişinden bu yana olan sistemi çalıştırdı ve Türkiye'de bunu uygulamayı başardı. Yani şöyle Ben çok ifade bunu edeyim. yapabilirim çünkü. Yani siyaset bilimi çalışan, siyaset tecrübe okuması yapan herkes bu yolun bu şekilde olacağını görüyordu. Yani dünya siyasetinde bunun çok örneği var. Bütün diktatörlerin takip ettiği el kitapları vardır. Bir çeşit şeyleri, kullanım kılavuzu gibi de diktatörlüklerin kullanım kılavuzları gibi. Onların da bir takım yol haritaları var. Erdoğan bu işe girerken buraya getireceğini öngören çok kişi vardı. Yani ben kendi yaptığım için söylemiyorum. Daha 2011'de Türkiye tek parti iktidarına dönüşüyor diye uyarı yazıları yazıyordum. Maalesef Bugün Gazetesi'nin arşivi kapatıldığı için hatta bu yazılardan dolayı AKP yönetiminden çok ciddi eleştiri aldığımı iyi biliyorum. Şimdi burada Peki sıkıntı şu. şunu düşünüyor muydun? Bu arada onu gelmişken söyleyeyim. Türkiye'yi bunları çevirmek isteyebilirler ama toplumun buna eyvallah bu kadar kolay eyvallah diyebileceğini kestiriyor muydun? Yok yani ben şöyle ifade edeyim. Yanıldığım noktalardan bir tanesi şu. Yani Türk toplumu yolsuzluğa duyarlıdır. Halkın parasını bu şekilde çalan, oğluyla para sıfırlayan, kızıyla para sıfırlama planları yapanlara karşı hesap sorar diye umuyordum. Yanılmışım, toplumu tanımamışım. Meğerse toplum böyle değilmiş. Ve diğer nokta şu, yani Erdoğan rejiminin çok kötü olabileceğini düşünüyordum ama bu kadar kötü olabileceğini hayal bile edemezdim. Yani bebeklere bile zulmedecek kadar, kanser hastası çocuklara zulmedecek kadar, işte günlerdir insanlar yırtıyor kendini Yusuf Kerim için. Bugün başka bir görüntü geldi. Yeni doğmuş bir bebek, engelli, annesiyle birlikte tutuklanmış. Karakoldaki görüntüsü yayınlandı. İnsanın içi parçalanıyor. Yani ben şunu biliyordum, hep yazıyordum, söylüyordum. Evet, şu görüntüdeki çocuk ve bu çocuk tutuklandı annesiyle birlikte. Daha yeni doğmuş bir bebekten bahsediyoruz. Ve nedir biliyor musun? Yani şunu düşünüyordum. Yani Erdoğan rejimi kendi iktidarını kurtarmak için çok kötü şeyler yapabilir diyordum. Ama bu kadar firavunlaşacaklarını bilmiyordum. Ha niye firavun? Hani firavun ifadesinin karşılığını biraz tarih bilen, biraz dini terminoloji hakim olanlar bilir. Çocuklarla uğraşmak, masum insanlarla uğraşmak bir firavun taktiğidir, bir firavun pratiğidir. Dolayısıyla bu kadar firavunlaşacağını ben hayal bile edemezdim. Ama şimdi hastalarla, yaşlılarla soykırıma varan uygulamalar yapıyorlar. Ve bu duyarsızlık tam gaz devam ediyor. Burada tabii en büyük hata, en büyük suç da muhalefetin. Şimdi İktidar bunu yapabilir ama muhalefet olarak sizin nerede durduğunuz önemli. Muhalefete bakıyorsunuz işte Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki yurt dışı harcını kaldıracağım. Ya derdin yurt dışı harcı mı? Şu an Türkiye'de 500 küsür tane bebek cezaevinde binlerce insan işkence görüyor. Hak, hukuk hiçbir şey kalmamış. Ya bir de en temel nokta şu. Bugün Erdoğan Cuma namazından sonra çıkıyor diyor ki işte bunlar diyor sistem bilmiyor. Ya kardeşim hani halka söylüyorum Erdoğan'a kardeşim demiyorum. Halka söylüyorum. Ya okuma yazmanız yok mu? Okuduğumuzu anlamıyor musunuz? Diyelim ki okuyorsunuz, anlamıyorsunuz. Okuyup anlatanları da mı dinlemiyorsunuz? Erdoğan diyor ki ben şey dün işte Bekir Bozdağ yine o klasik şeyle suratsız şey pardon renksiz suratıyla diyecektim pardon suratsız değil. Hep aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Erdoğan şey diyor Cumhurbaşkanı'nın diyor adaylık sorunu yok şu anda birinci döneminde aday. Ya, pardon pardon nasıl yani birinci döneminde? Ya Erdoğan'ın ne zaman seçildiği ortada. Seçime tekrar girdiği tarih ortada. Bütün yazışmalarda 13. Cumhurbaşkanı olarak yazdığı ortada. Nasıl oluyor daha birinci döneminde? Çok net bir şekilde pervasızca yalan söyleyen bir Adalet Bakanı var. Ve şimdi muhalefette şöyle bir söylem var. İşte sabahleyin de şeyi izliyorum bu muhalefet partilerinin temsilcilerini izliyorum. Ya Erdoğan'ı bir sandıkta yeneriz. Ya arkadaşlar yani şaka mısınız? Hani şaka mısınız? Gerçekten şaka mısınız? Anlamıyorum. Ya bakın anayasa çok açık. Erdoğan yeniden aday olamaz. Aday olmasının bir tane seçeneği var. Şeyi var, ihtimali var. O da meclisin seçim kararı alması halinde. Anayasa son derece açık. Ya sayı saymayı mı bilmiyorsunuz? Dayak mı yemediniz diye bir tane espri var ya. Onun gibi. Ya sayı saymayı mı bilmiyorsunuz? Açık. Okumayı mı bilmiyorsunuz? Anayasa son derece açık. Seçim kanunu son derece açık. Ya seçim kanunu, seçim takvimi nasıl başlar, nasıl ilan edilir, nasıl bitirilir, mazbata verilince nasıl biter? Bunların hepsi açık zaten. Şimdi 14 Mayıs'ı telaffuz ediyorlar. Hani bana göre çok absürt bir çağrışım. Demokrat Parti yeter çöz milletin sloganından hareket ederek geçiyorlar. Yeni jenerasyon için bir şey ifade etmiyor bunlar, onu da ifade edelim. Yani milyonlarca yeni seçmen var, onlar için bir şey ifade etmiyor bu söylemler. Ancak 50 ve üzeri yaştaki insanların hatırlayacağı şeyler bu yeter söz milletindir süreci. Ya 14 Mayıs'ta seçim yapılırsa
İki şey temel oluyor. Bir, Erdoğan aday olamıyor. Net, bu tartışmalı bir konu değil. Yani muhalefetin bu konuyu ya aday olamıyor, anayasaya aykırı ama olsun biz sandıkta yeneriz demesi en başta hukuksuza ortak olmaktır. Suça ortak olmaktır. Muhalefeti net bir şekilde hayır kardeşim aday olamazsın. Anayasa buradaysa, kanunlar buradaysa sen aday olamazsın. Bunun bir tane seçeneği var. Meclisin seçim kararı alması gerekiyor. Meclis seçim kararı alırsa meclis de diyor ki muhalefette tamam seçim kararı alacaksak bunu eski seçim yasasına göre yapalım, alalım. Ona da hayır diyor Erdoğan. Çünkü seçim yasasını daha fazla oy almak için değiştirdi adamlar zaten. Yani hile yapmak için, şike yapmak için seçim yasasını değiştirdi. Şimdi bir, Erdoğan aday olamaz. İki, yeni seçim yasası uygulanamaz. 14 Mayıs'ta seçim yapılırsa. Çünkü 6 Nisan sonrasında yasa geçti. Ama seçim takvimi ilanı, seçim denen o süreç seçimin ilanı ile başlıyor. 14 Mayıs derseniz 2 ay geriye çekin. Otomatikman eski yasaya göre gidiyorsunuz. Şimdi muhalefet diyor ki hem Erdoğan aday olamaz ama olsun, hem yeni yasa uygulanamaz ama o da olsun, biz bunları sandıkta yenelim. Ya arkadaşlar hukuk bu Daha şekilde. bütün Yani daha neyi bütün tartışıyoruz? hesaplamaları evet, daha bütün hesaplamaları yapmadan Meral Akşener, hatırlarsan Erdoğan 14 Mayıs dedikten sonra bir tweet attı hemen, Mayıslar bizimdir falan diye. Böyle kendi Bunlar çok kendilerine bir romantik sloganlar bunlar. Mayıslar bizimdir. Böyle şarkılar, marşlar var. Hani biraz bizim jenerasyon bunu bilir. Yeni jenerasyon çok bilmez ama yani Mayıslar bizimdir diye şarkılar, sloganlar var. Biraz sporla ilgiliyseniz Mayıslar bizimdir meselesinin şeydir. Galatasaray taraftarlar için marş olduğunu bilirsin vesaire. Böyle saçma sapan bir durum. Yani gerçekten ben aklım almakta zorlanıyor. Ya adam açıkça şunu söylüyor. Ben anayasaya aykırı bir şekilde aday olacağım. Yasalara aykırı bir şekilde seçim sürecini yöneteceğim diyor. Ve siz diyorsunuz ki iyi hadi tamam öyle olsun. Yani buna ne evet. denir? Açıkçası gerçekten izah etmek zor. Buradan yola çıkarak tekrar biraz bu The Economist'in yorumuna bakalım. Türkiye diktatörlüğe doğru devriliyor diye. Gerçekten şöyle bir şey var. Bundan birkaç ay önceydi. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan biriyle görüşüyorum. Kendi ülkesinde diktatörlük var. Resmen diktatörlükle yönetiliyor şu anda ülkesi. Dedim ki ya bizim ülkede sizin ülkeye doğru gidiyor yavaş yavaş. O da dedi ki yok, siz bizden daha kötüsünüz. Bizde bir insanı bulamayınca karısına çocuğuna saldırmıyorlar. Sizin ülkenizde insanları bulamadıkları zaman karılarına çocuklarına tebelleş oluyorlar dedi. Sen az önce Firavun örneğinde de verdiğin için oradan aklıma geldi. Gerçekten tam böyle normal diktatörlüğün de ötesine geçmiş bir durumla karşı karşıyayız. Ve buna kendi seçmenleri de eyvallah diyor. Uzaktan bakınca üzülsek mi, kızsak mı şaşırıyorum. Senin anlattığın örnekten bir magazin ekleyen bir soluklanmış olurum. Biliyorsun master yaparken otoriter rejimlerle ilgili bir sürü okuma yapıyordum. O konuyla ilgili master tezi yazıyordum. Master sınıfında dünyanın değişik ülkelerinden öğrenciler vardı doğal olarak. Bir tane Rus arkadaş vardı, Rus bir kızcağız ve fanatik Putin hayranı. Yani Putin deyince ölüyor. Böyle bir şeyliği var, fanatikliği var. İşte bu ülkeleri kıyaslaması falan discussion şey kısımlarında çıktı dedi ki, ya bir dakika dedi ya biz tamam Rusçayız ama dedi yani sizin kadar kötü değiliz dedi. O kadar da değil dedi. Yani hani senin dediğin örnek gibi söyleyeyim. Yani o kadar da kötü değiliz dedi yani. Hani tamam biz Putin'iz ama dedi yani bizde en azından böyle yapmıyorlar. Siz dedi de artık iş bizden de koptunuz falan dedi. Böyle hatırladıkça gülerim onu. Yani Ruslar bile artık şey diyor. Biz sizin kadar değiliz diyorlar. Maalesef durumumuz bu Maalesef kadar öyle. kötü yani. Çok çok. Yani sen az önce bahsettiğin o 3 aylık bebeği hapse atmaları, Yusuf Kerim anne anne diye çocuk inliyor neredeyse, yani doktorların %20 yaşama şansı verdiği bir kanser hastası çocuğu annesiyle kavuşturmamaları, tutup tutup insanları hala bugün yine görmüşsündür 37 kişiyi daha ya mahkum ya da hapishanede yeni çıkmış insanlara yardım ediyorlar diye 37 kişiye daha gözaltı kararı vermişler. Bir de bir görüntüler var, seyrettim böyle, oturdum bakıyorum sabah böyle saat belki 6-7 civarları. Polisler girmişler, normal bir tane İstanbul'da bir Anadolu evi, yani böyle çekyatlar, çocukların kitapları bilmem neler. Polisler ellerinde eldivenlerle hep tarafı arıyorlar, kaldırıyorlar. İnanılmaz yani. Maalesef geldiğimiz nokta gerçekten o kadar çok karın ağrıtıcı, iç yaresi bir durum ki inanılmaz. Toparlayalım Firavun mı? deyince Altılı Masa, Meral Akşener vesaire bu konulara girelim mi, yoksa kapatalım mı? Firavun deyince bazı
Erdoğan destekçileri kızıyor. Ya az önceki fotoğrafı tekrar rica edelim. Zafer getirsin ekrana. O yeni doğmuş bebek. Doğuştan engelli. Yanlış görmediysem yırtık dudak ya da yarık dudak sendromu diye bir şey var ondan. Annesi gördün. Şimdi bak annesine bak. Burada bir terörist görüyor musun? Ya burada bir terörist falan var mı? Burada sıradan bir Anadolu insanı var. Hepimizin bildiği ya öğretmendir ya ev hanımıdır. Yani gariban Anadolu insanı. Suçlama ne? Çocuğunu okuluna göndermiştir ya da çocuğuna işte kermes yapmıştır, börek çörek yapıp öğrencilere burs vermiştir. Ya el öpülecek insanlar bunlar. Bu insanlar terörist muamelesiyle bu muameleye maruz kalacak insanlar değil. Bunlar yıllardır hiç aralıksız yapılıyor ve AKP seçmeni, Erdoğan destekçileri bunlara karşı gözlerini kapatıp bunlara karşı üç maymun oynamayı tercih ediyorlar. Ya bu ülkenin başına daha ne gelebilir? Bu ülkenin başına daha ne gelmesi mümkün? Ya hani böyle çok mistik konulara, böyle çok dini söylemlere itibar eden birisi değilim ama ya bu ülkenin başına daha ne büyük bir felaket gelebilir? Ya bu kadar zulmün olduğu bir ülkede daha ne büyük bir felaket gelebilir? En büyük felaket gelmiş zaten. İnsanlar duyarsızlaşmış, insanlar insanlığını kaybetmiş. Evet öyle. Birkaç konumuz daha vardı gündemimizde ama program epeyce uzadı. Toparlayalım mı? Yani evet, ne diyelim yani. Ya Saadet Yüksel mevzusu vardı. Avrupa İnsan evet, Hakları Mahkemesi'nde yargıç önemli. ama Birkaç cümle ifade AKP'nin edelim. sözcüsü gibi konuşuyor. Ya birkaç cümle söyleyelim. Şimdi Saadet Yüksel'in kardeşi Cüneyt, eski AKP Mardin milletvekiliydi. Harvardlı birisi. O AKP'nin iyi olduğu dönemlerde, ben de Ankara'da çalışırken kendisiyle çok röportaj yaptım, çok sohbet ettim. Ya ben şunu gerçekten hala çözemiyorum. Ya o zaman mı çok iyi rol yapıyorlardı? Şimdi gerçek kimliklerine mi döndüler? Gerçekten çözemiyorum. Ya o kişiler, yani burada Saadet Yüksel'den bahsetmiyorum, kardeşinden bahsediyorum ama bu Batı eğitimi görmüş, dünyayı bilen insanlar nasıl bu şekilde yalakasına döndüler? Gerçekten anlamak mümkün değil. Ya şimdi Saadet Yüksel'in şey zaten işte başkanla olan Türkiye ziyareti, orada AKP genel merkezine yaptıkları şunlar bunlar, onlar zaten skandalların bir parçası. Ya şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı İhsas Rey'de bulunamaz. Açıkça bulundu Evet. ya, ben oturdum o yayını izledim. Yani editör masasını çektikten sonra oturdum döndüm o yayını izledim. Kim ne argümanları dile getiriyor diye. Ya açıkça İhsas Rey'de bulunuyor. Açıkça delilleri sorguluyor ve hükümetin argümanlarını savunuyor. Ya sen o koltukta oturamazsın. O koltukta oturmaman gerekir. Milyonlarca insanın başvuracağı bir mercide oturan bir şey sanki AKP'li bir hani Adalet Bakanlığı Yargıda Birlik Platformu üyesi gibi davranıyor. Yani bu skandalı Avrupa İnsan Hakları Ya da Mahkemesi'nin nasıl AKP'nin oraya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne getirdiği bir avukat gibi normalde yargıç koltuğunda oturan birisi davranıyor. ama yani bu hareketi bütün Avrupa yönetimi, Avrupa kamuoyu görmüş oldu. Tabii bu tartışma büyür. Yani o İhsas Rey orada kalmaz. Çünkü sadece Türkiye'deki dosyalara bakmıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet. Pekala. Toparlayalım. Bu haftalık bitirelim. Altılı Masa henüz daha adayı Sen açıklamadı. Belki biz... kızıyorsun ama ben yine bir cümle ekleyeceğim. Yani hep diyorsun bana Lütfen lütfen yayınlarda. rica ederim. Ne demek? Senin notların bitmiyor, sürekli ekliyorsun diye kızıyorsun ama ya ben gerçekten söylemeden Benim de burada bir edemeyeceğim. sürü var Dün Bülent Arınç'ın yayınını izliyorum. Hani izleyicilerimize tekrar söylüyorum. Bakın ben Washington'da yaşıyorum ama Türkiye'yi yaşıyorum. İstemeden de olsa çünkü Türkiye'yi takip ediyorum. Türkiye'deki gündemlerle uğraşıyorum. Ya Bülent Arınç Habertürk'e çıktı. Yayla yayla anlatıyor. Ya yılların adamısın. Yaşın başını almış geçmiş. Yani insan biraz hani Amerikalılar çok söyler ya legacy. Hani mirasını, efsane Tabii. şeyini. Ya sen siyasetten çekildi insanı nasıl hatırlayacaklar? Şimdi diyor ki Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yapacağım şey diyor Fatiha okudum diyor. Daha ne yapayım? Bildiğim şeyler olsa bile diyor söyleyemem hedef olurum diyor. Ya. Yani o programda başka bir sürü skandal var da. Ya bu cümleyi söylerken hani gerçekten ne söylediğinin farkında mı değil? Artık o kadar umursamıyor mu? Yani ya, bir ülkenin başkentinde siyasi bir kişilik suikasta kurban gidiyor. Mafya torbacıları tarafından cinayeti planlayıp uygulatan, emri veren iktidar ortağı bir parti. İktidar ortağı partinin ortağı cinayetin üzerine örtüyor. Gördün değil mi? Savcıyı değiştirdiler.
Zanlıya Tabii ev tabii. hapsi Onu verdiler. tatile çıkardılar, bir şeyler yaptılar. Savcıyı değiştirdiler. Savcı, fanatik, kafatasçı, MHP'li birisi. Herkes bunu adliyede bilir. Adamın zaten bıyıkları zaten 3 hilal. Yani hani adam açıkça bunu gösteren birisi zaten savcı Durdu Özer. Çift silahla gezen ve bunu böyle her yerde kendini işte ülkücü reis gibi davranan birinden bahsediyoruz. Ya savcı atadılar ve Bülent Arınç sanki yılların siyasetçisi değilmiş gibi bunları görmüyor. Ya bir de sen hukukçusun, avukatsın. Ya bir şeyler bilsem de ifade edemem, başıma bela alamam türü ifadelerde bulunuyor. Ya bu da şunu gösteriyor bize, işte savcıyı değiştirdiler. Siyasi irade de Erdoğan cephesi de zaten konuya duyarsız. Sinan Ateş suikasti de maalesef üzeri kapatılan, rejimin üzerini kapattığı dosyalardan bir tanesi olarak gitti. İşte dün Hrant Dink'in yıl dönümüydü. Hrant Dink meselesinde de aynı şeyi yaptılar. Katillerle kol kola girdiler ve cinayetin üzerine örttüler. Maalesef bir Türkiye realitesi yine gözümüzün içerisine sokuldu dün gece itibariyle. Evet. Bu arada Bülent Arınç demişken konuşmasının başka bir bölümünde de diyor ki bu seçim mevzularına müdahale etmeyin. Bir insanı mağdur durumuna düşürürseniz çok daha güçlü olarak gelir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerinde 20 küsür bin oy aldıktan sonra seçimleri iptal ettiler. Yapmayın bunu dedim diyor. Yapmayın dedim diyor ki yani demek ki kendileri. Yalvardım diyor. Peki soralım o zaman. Yüksek Seçim Kurulu, en Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri. Azıcık onurunuz varsa bugün istifa edin. Hani bu kararı siz almıştınız? Hani Yüksek Seçim Evet. Kurulu iptal etmişti? Yani biz onun böyle olmadığını zaten biliyoruz da. İşte Bülent Arınç çıktı, açıkça canlı yayında itiraf etti. Hani oradaki gazeteci de sormadı. Ya bir dakika Sayın Arınç, siz kime yalvardınız? Seçimi iptal eden Biraz yargı değil sordu, biraz miydi? sordu. Aslında sordu. Gazeteci sordu. Onun hakkını verelim. Dedi ki bir yalvardım falan diyorsunuz dedi. Yani bu konuyu biraz açar mısınız dedi. Sonra Bülent Arınç böyle darbe meselelere falan girdi. Konuyu yuvarladı gitti. O zaman yani muhalefet şunu sorması gerekiyordu. Bir dakika siz kime yalvardınız Sayın Arınç? Yüksek Seçim Kurulu üyelerini istifaya çağırması gerekirdi. Şimdi aynı Yüksek Seçim Kurulu 23 Haziran seçimleri işte 14 Mayıs'a alınırsa çıkıp dese ki ben seçimi değiştirdim, kabul etmiyorum. Sonuçları böyle oldu dese ne olacak? Hala gerçek sorunların farkına varamayan bir muhalefetle yürümeye çalışıyoruz. Evet maalesef. Neyse konu konuyu açıyor daha Öyle. fazla uzatmayayım. Hayırlı cumalar diyerek bitirsem güler misin bilmiyorum, değil mi? Evet, egemen bağışı bir kere daha hatırladım zaten Halk Bankası duruşmasını izlerken Anayasa Mahkemesi'nde. Adam Prag'da keyif yapıyor. Ülkeye neden oldukları faturalar daha doğmamış çocukların üzerine yük olarak kaldı. Ya bak, kapatmadan bir şey diyeceğim. Şimdi bu egemen bağışın falan artık hırsız olduğu belgelendi ya. Bunlar tabii hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Böyle süslü püslü giyiniyorlar. Programlara katılıyorlar. Avrupa'da şimdi Çek Cumhuriyeti'nde yaşıyorlar falan. Aslında biliyor. Karşıdaki adamla mesela sohbet ediyor. Onun hırsız olduğunu biliyor. Böyle bir şey yokmuş gibi davranıyor falan. Nasıl bu duygudur acaba, değil mi? Tuhaf bir şeydir yani. Ya onları şöyle yani bu başka bir programın konusu ama bu siyasetçilerle ilgili uzun süre siyaset gazeteciliği yapınca yani siyaseti takip eden bir gazeteci olunca şunu görüyorsun. Ya o kapı bir kere açıldığı zaman onu kapatmıyorlar bir daha. O rüşvetin, o kolay paranın, o bir sözle, o güç var ya hani o kırmızı plakalı arabalar vesaire. Yani onu bir kere tattıktan sonra bir daha normalleşmiyorlar. O zehir bir kere vücutlarına girdi mi? Adam hani bir kere yapmakla 100 kere yapmak arasında ya da 1 lira çalmakla 100 milyar çalmak arasında bir fark görmüyor. O kapıyı açtı mı gidiyor artık. O yüzden maalesef adamlara sorarsan kendine hak görüyor bunu. Yani kendine bir Erdoğan'a sorarsan çalma olarak görmüyor ki. Ben halife-i ruhi zemini bu benim hakkım diye bakıyor. O yüzden Bir hukuk adam gördüm. önemli. Evet, bir adam gördüm. Benim diyor cumhurbaşkanım diyor. O benim cumhurbaşkanım diyor. Çalarsa çalsın diyor. Başı secdeye gelmiyor mu diyor. Böyle seçmen varken onlar da çalmaya devam ediyor zaten. Peki bitirelim. Evet, Görüşürüz görüşürüz. diyelim haftaya. Çarşamba Tamam. editör masası, Cuma Okyanus Ötesi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.